Merhaba arkadaşlar, ben Salime Hoca. Bugün size D ve Ki'nin doğru yazımını anlatacağım. Bununla ilgili bana çok soru geliyor. D ve Ki nasıl kısa yoldan doğru yazılır diye. Başlayalım. Örneğimiz şöyle. Ayşe de geldi. Örneğimizde D'yi kapatarak okuyoruz. Ayşe geldi. Cümle bozulmuyor, değil mi? Anlamlı, anlatım bozukluğu olmayan bir cümle. Daralma olabilir. Daralmaya takılmıyorsunuz. Ayşe geldi. Anlamlı bir cümle. O zaman buradaki D ayrı yazılacak. Diğer örneğimize geçelim. Bu kitapta kolay sorular var. Kapatalım D'yi. Bu kitap kolay sorular var. Cümle bozuldu, değil mi? Anlam bozukluğu var, anlatım bozukluğu var. Demek ki bu bulunma hali D ve bitişik yazılacak. Bir örnek üzerinde bir tekrar yapalım. Bu soru hiç de zor değil. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bu soru hiç zor değil. Burada bir anlatım bozukluğu yok. O zaman bu bağlaç D ve ayrı yazılıyor. Doğru yazmışız. Alttaki örneğe geçelim. Gazetede böyle bir haber yoktu. Gazete böyle bir haber yoktu. Anlatım bozukluğu oldu. Demek ki bu bulunma hali de bitişik yazılması gerekiyor. Şimdi de ki'ye geçelim. Ki'de yapacağımız şey şu. Ki'nin olduğu yere ler getireceksiniz. Yani şöyle. Ve okuyacaksınız. Ama D'de yaptığımız gibi tüm cümleyi okumayın. Ona gerek yok. Şöyle. Bizimkiler anlamlı, değil mi? Yani kullanabiliriz bizimkiler bugün gelmedi şeklinde. O zaman bu anlamlı olduğuna göre bitişik yazılacak. Diğerine gelelim. Buraya getirelimler. Tutkiler. Cümleye gerek yok. Cümleyi okumuyorsunuz. Böyle bir kullanım var mı? Yok. Demek ki bu da ayrı yazılacak. Bir örnek üzerinde tekrar yapalım. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Hemen buraya leri koyuyoruz. Evdekiler diyebiliriz, değil mi? Herhangi bir cümle içinde evdekiler. Demek ki uyduğuna göre bitişik yazılacak. Buraya gelelim. Hemen ekleyelimleri. Biliyorum kiler olur mu? Olmaz. Demek ki bu bağlaç ki ve ayrı yazılacak. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Size kolay gelsin.